Hinduizmle ilgili herhangi bir kaynakta kast sistemiyle karşılaşmanız çok muhtemel. Kast sistemine göre insanların toplumda oynamak zorunda oldukları roller var ve kişi bu role bürünmüş olarak doğar. Şimdi bunu tırnak içinde, tırnak işareti içine koymamın sebebi bu kavramın Hindu metinlerinden varnalara ilişkili, e, varnalarla daha doğrusu ilişkili olması arkadaşlar. Varna kelimesi Sanskritçe sınıf demektir. Bu sınıfların ilk önce yalnızca toplumsal sınıflar olarak mı ortaya çıktığını yoksa kast sisteminin ima ettiği gibi soydan gelen sınıflar mı olduğunu düşünmek lazım. Ama şunu biliyoruz. Son birkaç yüzyılda modern Hinduizme geldiğimizde kast sistemi daha çok doğuştan gelen özelliklerle ilişkilendiriliyor. Evet, bu videoda bazı kutsal metinlere bakacağız ve kast sisteminin toplumsal bir sınıfı mı yoksa doğuştan gelen bir sınıfı mı ima ettiğini size bırakacağım. Tamam mı? Vedalarda ve diğer Hindu metinlerinde anlatılan dört varna şudur. En üstte din adamı ve öğretmen olan Brahminler vardır. Tamam mı? Bunu Tanrı Brahma ya da yüce gerçek Brahman ile karıştırmayın. Aynı şey değil. Ondan sonra askerler ve hükümdarlar olan kışatriyalar geliyor. Kışatriyalar. En azından Hindu toplumunda Brahminlerin askerlerden, hükümdarlardan, krallardan daha üstün olduğunu biliyoruz ki bu çok ilginç. Bundan sonra çiftçiler ve tüccarlardan oluşan vayışyalar var. Ve sonra işçiler yani diğer üç sınıfa hizmet eden şudralar geliyor. Bu dört farklı sınıfın dışında kalan başka insanlar tabii ki vardı ve hala varlar. Bugün kendilerine zulmedilmiş anlamına gelen dalitler diyorlar ama bazen dokunulmaz olarak da adlandırılıyorlar. Bunun nedeni geleneksel Hindu toplumunda bu insanların çoğunun tapınaklara girmesine izin verilmemesi. Bu kesime karşı ayrımcılık yapılması, çeşitli kaynaklara erişimlerinin olmaması ve hatta Hindu toplumunun diğer üyeleriyle el sıkışmalarına ya da fiziksel temasa izin verilmemesi. Bunun günümüzde nasıl değiştiği ya da değişmediği konusunda e, detaylıca konuşacağız arkadaşlar. Evet. Metinlerde varna sisteminin temelini görebilmek için Rigveda'dan bu alıntıyla başlayacağız. Bu Puruşa Sukta bölümüne ait. Vedalardaki Puruşa'yı bir tür kozmik varlık olarak görebilirsiniz. Ancak bu varlığı insan vücudu şeklinde gösteriyorlar ya da ona benzetiyorlar diyelim. Evet, okuyalım bölümümüzü. Kozmik varlığı böldüklerinde kaç parçaya ayırdılar? Ağzına, kollarına ne diyorlar? Bacakları ve ayaklarına ne diyorlar? Brahmin onun ağzıydı. İki kolu da Rajanya tarafından yapıldı. Burada Rajanya'yı kışatriyalar yani askerler ve hükümdarlar sınıfı olarak görebilirsiniz. Devam edelim. Bacakları Vaishya oldu. Ayaklarından da Sudra meydana geldi. Bunun orijinal olarak Vedalarda yer alıp almadığı ya da bir yaratılış hikayesi olması için sonradan eklendiğine dair bir tartışma var. Ancak bu bölüm dört varneye atıfta bulunuyor. Fakat bu bölümün sadece toplumun çeşitli sınıflar hakkında konuşup konuşmadığı yüzde yüz açık değil. Mesela yani din adamları, öğretmenler, askerler, hükümdarlar, çiftçiler, tüccarlar ve işçiler gibi sınıflar mı olması gerekiyor yoksa daha temel bir şeyler mi söz konusu? Artık Mahabharata zamanına, Mahabharata'nın bir bölümü olan Bhagavad Gita'nın yazıldığı zamana gidebiliriz. Bunlar da Varna sistemine atıfta bulunurlar. Bhagavad Gita Mahabharata'da Krishna'nın Arjuna ile konuştuğu bölüm. Arjuna'yı hayattaki rolü hakkında temin ediyor ve şunları söylüyor. Sukunet, kendine hakimiyet, çile, arılık, saflık, affetme ve ayrıca dürüstlük, bilgi, farkındalık ve tanrıya olan inanç kendi doğalarına göre doğan Brahminlerin görevleridir. Yiğitlik, ihtişam, dayanıklılık el mahareti ve ayrıca savaştan kaçmamak, eli açıklık ve azamette kendi doğalarına göre doğan kışaritya'nın kışaritya'ların görevleridir. Tarım, sığır davarlığı ve ticaret kendi doğalarına göre doğan vaishya'ların görevidir ve hizmeti içeren fiiller de kendi doğalarına göre doğan sudraların görevidir. Muhtemelen burada diğer üç sınıfa hizmet etmek kastediliyor. Evet, bu satırlardan Brahmin ya da Kshatriya olmak için o sınıfa ait bir babadan doğmak gerekiyor. Ee, daha doğrusu bu gerekiyor mu? Açıkçası pek anlaşılmıyor bu. Onun yerine kendi doğalarına göre doğan ifadesini görüyoruz. Yani şu yorumu yapabiliriz. Doğuştan gelen bazı yeteneklerimiz var. Bazı doğal eğilimlerimiz var ve bunlar Brahmin mi, Kshatriya mı, Vaishya mı yoksa Sudra mı olacağımızı belirliyor. Tabi biz burada esas esere bakmıyoruz, bir çeviriye bakıyoruz. Dolayısıyla bu metnin aslı olan Sanskritçe'de belki biraz daha açıklayıcı ifadeler bulabiliriz, bilemiyorum. Evet, antik Hindu metinleri çok çok eskiye dayanıyor arkadaşlar. Örneğin Bhagavad Gita 2000 yıldan daha eski. Vedalar ise özellikle e, Purusha Sukta orijinal vedaların bir parçasıysa 3000 yıldan daha eski diyebiliriz. Ama varna sisteminin ilk baştaki amacı ne olursa olsun, yani ilk başta soydan geçen kast olması da istense ya da sadece toplumsal sınıf amacı da güçse, bu sistem son birkaç yüzyılda Hindistan'da kast haline geldi. Dolayısıyla anne babası Brahmin olan insanlar Brahmin oldular, anne babası Kshatriya olan insanlar Kshatriya oldular. Bu insanlar kendi aralarında evlendiler ve onların toplumsal statüleri böylece belirlendi. Bunu daha iyi anlatmak için Hindistan'ın kurucularından birinden bir alıntı yapacağım. Bu B.R. Ambedkar'ın bir resmi. Kendisi bir dalit olarak doğdu ve çocukluğunda ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı. Sandalyeye oturmasına ya da diğer öğrencilerin yanında yemek yemesine izin verilmiyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi ailesi köyde ya da şehirde yaşayan diğer insanların ulaşabilecekleri kaynakların hiçbirine ulaşamıyordu. Yani aktif bir şekilde ayrımcılığa uğruyorlardı. Hatta resmi Varna sisteminin üyeleriyle fiziksel temas kuramıyorlardı. Ancak tüm bu ayrımcılığa rağmen Ambedkar iyi bir eğitim alabildi ve sonunda Hindistan'ın ilk Adalet Bakanı oldu ve hatta bununla kalmayarak Hindistan Anayasası'nın baş mimarı oldu. Bu da onun kast sistemi hakkında yazdıkları. Kast, tuğladan bir duvar ya da dikenli bir tel gibi Hinduların birbiriyle kaynaşmasını engelleyen ve yıkılması gereken fiziksel bir nesne değil, Kast bir bakış açısı, bir düşünüş biçimidir. Günümüzde Hindistan'a bakarsanız ya da Hindularla konuşursanız birçoğu biz kas sistemini çok ciddiye almıyoruz. Bunu geçmişimizin bir parçası olarak görüyoruz. Evet çok da gurur duyulacak bir şey değil ama bu bizim tarihimiz diyecektir. Ancak özellikle de kırsal alanlara ve köylere giderseniz kas sistemini ciddiye alan Hindular var. B.R. Ambedkar'ın karşı karşıya kaldığı ayrımcılık türleri gerçekten vardı. Dalitlerin tapınaklara girememesi, su kaynaklarına erişememesi Hindistan'da hala yaşanıyor. Ve evlilik gibi meselelerde kast sistemi hala Hindu nüfusunun büyük bir kısmı tarafından oldukça ciddiye alınmaktadır. İşte B.R. Ambedkar'dan bir başka alıntı. Bazı insanlar kast sistemini olduğu gibi bırakarak sadece dokunulmazlığın kaldırılması ile yetinmemiz gerektiğini söylüyor. Kast sisteminde var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışmaksızın sadece dokunulmazlığın ortadan kaldırılması son derece düşük bir amaçtır.